uğraşıyor, evet. Peki. Ama çok eski. Ya, çok eski. Çok yani eski derken bu gittiğim evet. programdan bir önce. Çünkü biz bugün Emrah'la da buluştuk, konuştuk. Hatta çok uzun konuştuk. İki saat yani falan. İki evet. saat falan oturduk beraber ve birbirimizi çok sevdiğimize karar verdik. Ve çıkıyoruz yani. Buradan açıklıyor. Hayır, şunun için... Keşke burada açıklamasaydın ya. Şunun için söylemek istiyorum bunu. Çünkü Emrah bu tip programlardan rahatsız oluyor. Rahatsız olan bir insan ve arada sırada o da bir şey yaptığı zaman, mesela bir albüm çıkardığı zaman programa katılabiliyor. Çünkü evet. neden? Çünkü artık ağır bir adam yani. Ağırsın. Teşekkür ederim. Oturaklısın. Daha çok şöyle diyebilirsin. Babasın yani. Değil. Hayır değil. Sertsin, ağırsın. Yani bu... Tunturaklı. Bir şey şöyle söyleyebilirim sadece. Yaş geçtikçe olgunlaşıyorsunuz. Yaş geçtikçe olgunlaşıyorsun ama bu kadar çabuk değil. Çünkü bir de Ya Hey diye bir albüm çıkardı biliyorsunuz ve bu Fransa'yı birbirine katacak. Bir de nereden bugün teklif geldi? Yani yurt dışı ile ilgili çalışmalarımız Çünkü Fransa'dan kabul edilen tek galiba... Paris'te, Paris Üniversal dinledi ve Ya Hey'i çok beğendi. Bu da tabii ki... Fransa için... Üniversal bir tek seni mi kabul etti Türkiye'den? Şimdilik sadece çalışabiliriz dendi ama daha bir çalışma başlamadı. Peki bir de bugün bir haber geldi, ben senin yanındaydım. Evet, onun işini söylemek istemiyorum, sürpriz kalsın diye. E niye adamlar bize doğru hücuma geçmezler Emrah'cığım? Söylemeyelim yani mi? Yurt dışından Ya Hey ve Kasit'in içinde Aklımı Tutamam diye bir parça var. O iki parçayı kullanmak istiyorlar. Biz de onun için pazartesi günü toplantı yapacağız. Ama kim? Hani... Sen teksin. Benzersiz ve rakipsiz. Tıpkı Zaga gibi. Kendin ol. Zaga izin. Arkadaşlar, burada yaptığımız filmler hakikaten Türk sinemasının önemli eserleri. Hmm. Yani bunlarla biz burada sanıldığı gibi dalga geçmiyoruz. Sakın öyle düşünülmesin. Çünkü her biri yapılırken çok kan ve ter dökülmüş. Bundan eminiz. Bugün evet. Hangi filmin başında? Gerçekten bu Murat Dershanesi öyle. Bakabilir miyim? Yani hakikaten bu filmler yapılırken gerçekten kan ve ter akıyor. Ve filmler. Hakikaten insanlar... Aa. Çok çabalıyorlar. İlk seyredeceğimiz eser Victor Hugo'nun aynı isimli eserinden alınmış ki şimdi bunu Levent Kırca oynuyor biliyorsun. Bütün otobüslerde, belediye otobüslerinde ilanı var. Evet. Emrah Hangi tabii farklı. Sefiller değil mi? Efendim? İyi akşamlar. Devam edin. Gözü de görmüyor bunu. Peki. Evet, sefiller hakikaten. Bunu şimdi başka bir şekilde yorumlamış Emrah. Ümit Efekan çekti o filmi. O kadar tatlı sırıtıyor ki. Beyefendiyi bir görebilir miyiz? Olmadı, nazar değdi. Evet, pek. Bir gün görürüz. Pek, tamam. Şimdi izleyelim lütfen. Oğlum Emrah, gelsene. Dur! Ne oldu? Bir şey yok. Bu filmde gördüğünüz gibi Emrah, oğlum Emrah kompozisyonu. Biliyorsunuz Emrah filmlerinin ortak bir özelliği var. Bizi yıllarca ağlattı bu filmler ve çoğunlukla birbirlerine benzeyen işler olduğu halde biz bıkmadan, usanmadan hep ağladık. Bu çok kadar... teşekkür ederim. Ay evet. Bana ne öyleydi senaryolar. Ama tamam yani. Ve hakikaten bizi bu kadar ağlatabilen bir dahidir. Çünkü bir filmini seyrediyorsun mesela Sefiller. Ondan sonra Acıların Çocuğu. Ne var? Boynu bikikler. Evet, boynu boynu bikikler. Bu tebrik ediyorum. Bu program boyunca bildiğin ikinci şey oldu. Evet. Ama Murat Dershanesi IQ 165. Bir dakika. Ve her neyse boynu bikikler değil. Bu Sefiller. Bir sefer bir şey söyleyeyim mi? Orada çok yakışıklı çıkmışım yani. Kesinlikle yakışır. Onu söyleyeyim. Evet, şimdi bunu... Peki, tamam. Şimdi bunun devamını görelim. Salih abi. Buyur Salih abi. İşin var mı? Nereden olsun abi, iş bekliyoruz burada. Taşınacak birkaç parça bir şeyimiz var. Dur, tamam. Şimdi Emrah daha tabii oyunculuğunun başlarında. Ona diyorlar ki Emrah koşacaksın. Oyunculuğun başında değilim. Hemen hemen... Yani bayağı filmim vardı o döneme kadar. Bir şey söyleyeceğim. Bu filmi yaptığımıza göre henüz başlarında olsan daha iyi olur. Başka bir film. Evet. Ya ara sıra giriyorum. Yani kusura bakma, rahatsız etme. Hayır, estağfurullah. Devam edelim. Yürü.
Bir sınıf durma lan. Dur. Emrah biliyorsunuz loto oynayan var mı aranızda? Ha? Evet, çünkü iki haftadır ikramiye devrediyor değil mi? Emrah'ın bu filmini seçmemizin nedeni de o zamanlar tabii loto yok. Emrah ya kazandığı bütün parayı nereye yatırıyor söyle bakayım. Ha, Lota. Evet. Bravo. Lota. Evet. Hakikaten çok değerli bir arkadaşımız. Murat dershanesi alınmasın. Harikuladesin. Evet. Devam edelim. Evet. Murat dershanesi de ısrarla alkışı. Tamam oğlum. Devam. Para çıkarsa lokanta açacağız, tamam. Dur. Oyunculuğunun başında diye Emrah için şunu kastettim. Çoğunlukla hareketler yanlış şeyleri anlatıyor. Mesela para çıkarsa lokanta açacağız, yanlıştı. Lokanta bir küre değildir. Ya onu, bununla ilgili söylemiştim. Devam. Şimdi Emrah, evet. Tabii bütün filmlerinde hemen hemen ortak özellik Emrah'ın, Allah vermesin, kimseye vermesin, hakikaten öksüz ya da yetim olmasıdır. Emrah çoğunlukla filmlerinde öksüzdür ya da yetimdir. Yani bir yerden bir darbe almıştır baştan zaten. Burada da aslında öyle değil. Fakat anne yok galiba değil mi Emrah? Efendim? Anne yok. Neyse filmini hatırlamıyor. O kadar. Hayır, güzel. Filmi hatırlıyorum. Ve babayla karşılaşıyor. Şimdi babayla karşılaşıyor. Görelim. Evet. Ölmek mi istiyorsun lan? Anamı öldürdüm. Beni de öldürdüm. Dur. Gel geriye. Emrah kızdığı zaman bunu anlayabildiğimiz yerler şudur. Emrah, evet, kaşlar. Doğru. Kaşlar ve asıl belirleyici özellik Emrah'ın burun deliklerine bakmak gerekiyor. Yani, ne var burun deliklerinde? Çok hiçbir şey yok. O kadar güzel bir burnum var ki. Fakat Emrah kızdığı zaman... Nasıl bakabilir miyim? Ben göremiyorum ki hiç buradan ne yaptığını. Evet. Devam edelim. Ananı da, evi de... Devam. Yani Emrah babası diyor ki annesinin... Dur. Yine filmlerinde, Emrah'ın filmlerindeki ortak özelliklerinden biri, Allah düşürmesin hakikaten, genelde kötü durumdaki yani kötü durumda derken kötü işlerde çalışan bir kızla, kız arkadaşı ya oradan kurtarır ya o kurtardığı kız geri gider filan, böyle hiç şeyler şey söylemiyorum. Emrah'ın bütün filmlerinde Emrah acıların çocuğudur ve hakikaten kızlar ona büyük acılarım, hainlik yaparlar. Şimdi bu hainliği izleyelim. Kim bunlar? Arkadaşlarım. İyi ki erken geldin. Yoksa vedalaşmadan gidecek. Gidecek misin? Evet. Çok bile kaldım. Sıkılmıştım artık. Neler söylüyorsun sen? Gerçekleri. Ne sandın? Bir lokma ekmeğe razı olacağım. Dur! Şimdi bu da bizim sinemamızdaki önemli klişelerden biridir. Kadın arkasını döner ve içinden böhü böhü ederek muhteşem bir oyunculukla adamı mahveder yani. Ne sanıyorsun sen? Ben seni hiç sevmedim ki zaten falan diye hakikaten mahveder ve bu kadar iyi oyunculuğu nasıl beceriyorlar anlamak mümkün değil. Bakınız mini minnacık kız Emrah neler yapıyor. Evet. Hani yediğim en tatlı ekmek demiş. Yalandı. Hani benim yanımda huzurluydum. Allah buraydı. Yoldan bakışların, sevinç gözyaşların. Bir oyundu. Bitti Emrah. Dur! Şimdi bu en acıklı. Burada hakikaten salya sümük gidiyor herkes. Emrah'ın çiçeği verişi. Görelim. Sana çiçek getirmiştim. Ne yapayım ben çiçek? Ben mücevher istiyorum. Kürkler, arabalar istiyorum. Sana biz pamuk prenses demiştik. Dur. Melek artık şeyini çıkardı. Yani hakikaten sana biz pamuk prenses demiştik. Devam. Demiştik. Dur. Sen... Bakın burun deliklerine. Devam edelim. Bir şeytanmışsın. Aferin, uyandın. Ben yüreği dolu erkeğe değil, cebi dolu erkeğe giderim. Bir gün bana da geleceksin. Seni satın alacağım. Dur. Şimdi film tabii şöyle devam ediyor. Hakikaten ama seyrettiğiniz zaman ağlatan bir filmdir hakikaten. Güzel bir filmdir. Siz izlediniz burada, mi? Burada sonunda. Filmi izlediniz. Ben izledim. Spor Toto'dan Emrah ve arkadaşlarına bu şey çıkıyor. Para çıkıyor hakikaten. Paranın çıkmasında tabii bir sevinç gösterisi var. Şimdi onu hep beraber seyredelim. Toto'yu ben kazanmışım.
Dur. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bunu analitik incelemesini yaptığımız zaman Emrah'ın oyunculuğunun bu bir sevinçtir. Emrah filmlerinde genelde sevinç olmaz. Sevinç olmadığı için Emrah da oyuncu olarak sevinilecek bir şey olduğunda ne yapacağını bilmiyor. Dur. Havada yakalayalım. Havada yakalayalım. Doğal olarak yani 20 filmde o kadar üzünçlü ki hakikaten ya herhalde bir sevinçli bir halt olsa böyle olur diye düşünmüş olacak ki böyle yapıyor. Evet. Şimdi devamını görelim. Hakikaten çok seviniyorlar. Görelim. Dur. Şimdi başka bir filme geçtik. Bir şey söyleyeyim ama çok teşekkür ederim. Beni çok eskilere götürdünüz. O hakikaten film çok eski bir film. Çok benim eski de film. En çok sevdiğim filmlerimden bir tanesi. Ama şimdi bu filmde daha da küçüksün. Daha da küçüksün derken aslında görünmüyorsun da. Yoksun. Neredesin? Bu da Acıların Çocuğu. Emrah'ın en meşhur filmlerinden biri. Bu hangi? Kaçıncı filmin? Üçüncü filmin. Görelim hemen. Hemen filmin zaten başını görüyoruz. Gel oğlum. Dur. Şimdi bu filmde de Emrah katil olmuştur. Ve bir abisi vardır. Abisi polistir. Ve filmin sonuna geliyoruz. Hakikaten filmin sonunda Emrah bütün o vurdulu kırdılı ve öldülü filmlerdeki abilerine, büyük oyunculara taş çıkartırcasına bir final yapıyor ki o finali hep beraber seyredeceğiz. Görelim. Ortaya. Abin çok özlemiş seni. Emrah'ım. Dur. Tabii bu hanımefendinin oyunculuğu da burada durmasaydın keşke. Her neyse. Oyunculuğu da daha çok böyle bir şey oynuyor. Abi gerçekten yakışıklı. Kimdir hatırlar mısın? Özlem Onursal. Evet. Hayır. Abi mi Özlem? Kim? Abi soruyor. Abini kim oynuyor? Hayır. Peki birazdan bulacağız. Ben de çıkaracağım. Devam edelim. Yavrum. Bak annem dur. Dur. O kadar tatlısın ki. Ben mi? Evet, o kadar güzel bir çocuk. O kadar güzel bir çocuksun ki. Çok teşekkür ederim. Şu anda sana bakmaya dayanamıyorum. O zaman gel çok, böyle. Hakikaten çok ya yani, sana değil şu haline bakmaya dayanamıyorum. Buna o kadar güzel bir çocuk ki. Devam edelim. Abi seni görmeye geldi. Beni teslim almaya mı geldin abi? Kanundan kaçılmaz Emrah. Dur. İşte bu bütün filmlerdeki ana repliktir ve her filme koy. Kanundan kaçılmaz Emrah dedi. Halbuki öyle değil. Devam. Ama şu anda benim için bir suçlu değil. Özlediğim kardeşimsin. Evet. Abicim. Koçum benim. Dur. Şimdi. Koçum arkadaşlar hakikaten çok üzüntülü bir sahne. Fakat biz burada yani sonuçta bir eğlence programı yapıyoruz. Hiç onlara saygımızı kaybetmeden tabii. Evet. Bu hakikaten Emrah'ın yaptığı 15 dakika falan süren bir final. Hakikaten acılı bir an ama biz o acılı ana biraz daha neşeli gözlerle bakmaya çalışacağız. Hakikaten Emrah'ın burada yani gerçekten tabii vurulmuyor değil mi? Burada şeyler patlatılıyor. Fünye. Fünyeler patlatılıyor. O fünyeler patlıyor ama Emrah hakikaten yani hem de biraz yavaş çekimle 15 dakikada filan ölüyor. Sonra Allah korusun. O ve kadar var mı ya? He? O kadar var mı? Var. Bizimkiler kısaltmışlar montajda. Görelim. Hakikaten çok uzun sürüyor. Çok uzun tutmak istemiyorum. Üzüntülü çünkü o kadar tatlı bir çocuk ki kurşun yemesi hakikaten çok üzüntülü ama bunun ne kim anlattı sana böyle ölündüğünü? Bir tane kurşun yersin. Ben o zaman kaç yaşındayım bilmiyorum yani tam olarak yaşımı hatırlamıyorum. Ama şöyle çok bir şey yok bana hakikaten. Bana nasıl tarif ediliyorsa ben o şekilde tabii. Yani Allah kimseye vermesin ama şöyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani bu bir kadar şey uzun süreli. Hakikaten. Hatta arkadaşları da alalım grup olarak yani. Böyle bir şey yok. Öyle değil be. Bir sefer öyle değil yani. Nasıl bir daha görelim geriye alalım. Hayır geriye almayalım bence ileri alalım. Çünkü göster bitmiyor. Devam.
Dur, tamam. Üzüntülü bir sahne olduğu için burada kesmek istiyorum. Önemli olan hakikaten buydu. Hakikaten benim Acıların Çocuğu adlı film, şu an izlediğimiz film çok önemlidir yani benim için hakikaten. Benim meşhur olmama sebep olan Acıların Çocuğu hakikaten. Ve hakikaten o kadar tatlısın ki o filmde. Peki bir burada şey sormak istiyorum. Sonradan bu bu sakal nereden çıktı mesela? Kendiliğinden çıktı. Kürpücü oğlan maşallah yanaklarında alal olmuş. Sen beni küçük iyi besleniyorsun. En sevdiğim kan grubu nedir biliyor musun? BRH pozitif. Gerçekten. Yani öyle herkeste bulunabilir aslında ama maşallah sendekiler biraz daha farklı galiba. Bugün yemeğini yedin mi? Gel biraz şöyle, öyle uzakta durma. Çikolata yiyeceksin, sütünü içeceksin. Sonra böyle az pişmiş kanlı kanlı şeyler yiyeceksin. Kan yapar. Gerçekten. Hadi bakalım. Sen de şimdi bir oyun oynayalım. Şimdi ben bir tane kart atacağım, sen bir tane kart atacaksın. Eğer seninki büyük gelirse sen beni ömeceksin. Ömeceksin tabii aslında. Eğer benimki büyük gelirse ben seni öveceğim. Burada öyle at çinağı mat çinağı yok. Ama istersen aman böceği yaparız. Hı? İster misin? Hadi gel şimdi bir tane kart atalım bakalım. At şimdi sen bir tane. At. Aferin. Aa, bakalım benimki ondan büyük mü? Aa, büyük çıktı. Demek ki ben seni öveceğim. Öveceğim tabii aslanım. Bırak onları. Hadi gel şimdi böyle. İstersen bir at çinağı yapalım. Bak orada bir at çinağı var. Bak şimdi oraya. Aferin. Canım benim yavrum. Endamını yesinler senin. Yiyeceğim tabii aslanım. Aslan, ayı. Şimdi baştan kızını kaldırıyorum. Beyza öz yapan İstanbul'dan arıyor bizi. Merhaba, nasılsınız? Evet, Beyza öz yapan. Sorun var tabii ki. Emrah evet. Bey nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Sağ olun. Hangi semtten arıyorsunuz? İstanbul. Kartal. Ama. Tabii ki yani, İstanbul Kartal. İstanbul Kartal'dan arıyoruz. Emrah bunu çok merak etti. Ne bileyim ben niye hangi merak ettiniz? Hangi semt demek istedim sadece. Hangi Kartal semt diye. Yani bizim semtin kızı mısın diye bir... Hayır değilim. Öyle bir düşüncem yok inanabilirsiniz. Sadece tabii hangi semtten aradığınızı evet merak ettim. Değil mi? VIP İngilizce kursundan arkadaşlar. Çünkü evet. Ayrıca da VIP İngilizce kursundan arkadaşlarımız var ki o bir tanesi harikulade onu program boyunca takılıyor. Evet. Peki. Tamam, sorumu sorabilir miyim? Tabii ne demek zaten programı sizin soru sormanız için yapıyoruz. Teşekkür ederim ben. Çok teşekkür ederim. Emrah Bey 20 sene sonra kendisini hangi pozisyonda görüyor? Evet. Tabii onu düşünmüştüm. Bir dakika cevap vermek istiyorum. Beyza Hanım. Efendim. Beni dinliyor musun? Cihan ben çok dinliyorum. Hanım Beyza'cığım ben çeşitli pozisyon alternatifleri göstereyim. Siz seçin arada. Yok hayır ben sizin pozisyonlarınızı fark etmiyorum. Emrah Bey'i dinliyorum. Olabilir. Bir pozisyon. Uygun bir pozisyon bulacağım. Beyza Hanım. Efendim. Sorunuz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. 20 gerçekten bunu çok merak ettiğim için sordum. Samimi söylüyorum. Çünkü sizi çok beğeniyorum. Çok takdir ediyorum. Çok teşekkür 20 ederim. 20 sene sonra... bir aile mi olacaksınız? Bekar mı kalacaksınız? Bunu çok merak ediyorum. O Ozan Orhan'ın şarkısı değil mi? Bekar mı kalacaksın, doktora mı varacaksın diye bir şarkı vardı. Ona ben pozisyon alternatifleri göstermeye devam edeyim. Beyza beni dinliyor musun sen? Dinliyorum evet. Şu anda evlilikle ilgili bir projem yok. Bekar kalmayı tercih ediyorum. Ondan sonra artık ileride kısmet olursa evlenirim. Başka pozisyonlar da biliyorum tabii ama. Yerde zaman. Okan Bey bu arada pozisyonlara devam ediyor. Ben sizi dinliyorum ama. Okan Bey pozisyonlara devam ediyor görüyor musunuz? Görüyorum ama ben yani, sizi dinliyorum evet sadece. Ama ben çok özür diliyorum. Her pozisyonu gösteremiyorum. Tercih etmiyorum teşekkür ederim.